Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısının ardından belediye başkanları ve meclis üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, inna salli ala seyyidina Muhammed. Okunan duaların ardından oruçlar açılırken eller hep birlikte semaya açılarak dualar edildi. Helal rızıklarla iftarımızı, oruçlarımızı açtık. Ya Rabbi, hamd ediyoruz, şükrediyoruz, yüce katında kabul eyle. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve özellikle yapmış olduğumuz bütün hayırlı işlerimizi yüce katında makbul eyle. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, iftar yemeğine katılım gösteren tüm konuklara teşekkür ederek tutulan oruçların Allah katında kabul olması temennisinde bulundu. Ramazan ayı içerisindeyiz. Birlik, beraberliğin pekiştiği bu mübarek Ramazan akşamında biraz önce Büyükşehir Meclisimizin ilimizle ilgili bu ay geçen kararların öncelikle hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii Ramazan ayı, kardeşlik ayı, küskünlüklerin bittiği, dostlukların pekiştiği, birlik, beraberliğin kavuştuğu makbul bir ay. Bu ay duaların edildiği ay. Allah nasip ederse bir hafta sonra Kadir Gecesi'ni kutlayacağız. Rabbim o geceyi bize yere göstermeyi nasip etsin. İnşallah 13-14 gün sonra da bayramı kutlayacağız. Ailelerimizle, evlatlarımızla, çocuklarımızla, sevdiklerimizle, akrabalarımızla inşallah Rabbim bayram günlerinde göstermeyi bizlere nasip etsin. Tabii Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ve bütün Büyükşehir Meclis üyelerinin, yani sizlerin, ilimizin genelinde yaptığımız çok hizmette hepinizin katkısı var. Büyükşehir Meclisi'nde aldığımız bütün kararlar genelde %95, %97 diyebilirim. Çoğunda oy birliğiyle Manisa'nın yararına yapılan hizmetler için eller kaldırılıyor, kararlar alınıyor. Ben öncelikle bizler seçilmiş bugün bu makamlardayız. Bundan önce bütün hizmet yapmış değerli belediye başkanlarına, meclis üyelerine, kim bir çivi çakmaya vesile olduysa Allah hepsinden razı olsun. Sizlere de özellikle bu noktada bir teşekkür etmek istiyorum bütün Manisalılar adına. Tek bir gaye var, hizmet etmek. Bu hizmet etmek vesilesiyle bir aradayız. O açıdan bütün değerli dostlara, değerli başkanlarıma, değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Manisa'da şu anda bütün 17 ilçede hiçbir şekilde ayrım gözetmeden, her ne kadar küçük sitemler olsa da bu anlayış doğrultusunda hareket ettiğimizin bilinmesini isterim. Kimi yerde geç başlamıştır veya başlayacaktır. Kimi önce olmuştur, daha sonra hizmet gidecektir. Kesinlikle bu noktada böyle doğrultuda ayrım gözetir bir şekilde hizmetin yapıldığı anısına kimse kapılmasın. Evet,
şu anda belki yapılan hizmetler veya bitme noktasına gelen hizmetler Ankara güzergahındaki belediyelerde olmuş olabilir. Ama bundan sonraki süreçte de ki bunların örneklemleri artık projeleri birer birer ihalelere yapılmak suretiyle de İstanbul güzergahındaki ilçe belediyelerimizde de start almaya başladı. O açıdan hem MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hem Büyükşehir Daire Başkanlıklarının sahada yapmış olduğu hizmetler her yönüyle artık %98 diyebilirim yerli yerinde bütün hizmetleri bu 3 yıllık geride kalan süreçte geride bıraktık ve sahadayız. Yapılan her hizmette sizlerin de katkısı var. Bir kere daha üzerine basarak bunu ifade etmek istiyorum. İstişare ve paylaşmak önceliklerimiz arasında. Sahadaki sorunları bilmek, yerinde bilmek ve bize aktarmak değerli başkanlarımın ve meclis üyelerimin özellikle başlıca görevleri arasında. İşte bu istişareyi arttırdığımız zaman ikili ilişkilerimizi siyasete katmadan, ön yargılı olmadan paylaşabiliyorsak her yerde her türlü hizmeti alınacağının bilinmesini isterim. Sonuçta bugün varız, yarın yokuz. Biz bir nokta koyabiliyorsak, bir tuğlayı harçtan örebiliyorsak, bir hizmete katkıda bulunuyorsak, Allah katında da bu ayette geçerli, halka yapılan en büyük hizmet, vatandaşa yapılan hizmetmiş. Bu anlayışla, bu düsturla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz hepimiz. İyisiyle, kötüsüyle Allah yapılan hizmetleri katında kabul etsin. Tabii ki takdirimiz vatandaşımız, halkımız. Günü geldiğinde bunun hesabı da veriliyor, hesabı da soruluyor, sonucunu da alıyorsunuz. Vatandaş her şeyi en iyisiyle, çok güzel bir bakış açısıyla gözlemliyor. Bunun sonucunu da sandığa yansıtıyor. Son günlerde artık tamamlama noktasına yaklaştığımız, hatta bitti diyebiliriz. Manisa ile ilgili bayramdan sonra artık Manisa'nın en önemli yatırımlarından bir tanesi olan Uzunburun katı atık tesislerinin inşallah bayram sonrası Temmuz ayı içerisinde açılışını hedefledik. Yönünü daha netleştirmedik. Ancak artık her sene ulusal televizyonlara reklam olduğumuz, her sene yangınların çıktığı noktada ünlü olduğumuz bir ilimizin 35-40 senedir kanayan yarısı Turgut Özal Çöplüğü artık tamamen şu anda mevcut iyileştirmeleri yapılarak enerji üretir noktaya geldi. Ve tahmin ediyorum bu ayın sonuna doğru veya ay başında da orada düğmeye basıyoruz, enerji üretmeye başlıyoruz. Bir yandan yeni tesisleri açarken bir yandan eski yanan çöplüğünde tamamen gaz alımlarıyla artık enerji üretimi başlıyor. Bunun için Manisa için şu ana kadar yapılan tamı tamına 113 milyon TL'lik bir yatırımla hayata inşallah mevcut katı atık, Uzunburun katı atık tesislerini inşallah hayata geçireceğiz. Bu arada Manisa'nın en önemli yine başlayan, yaklaşık bir 20 gün bir ay öncesi başlayan Öğretmen Evi Galericiler Sitesi'nin oradaki kavşaktan da birkaç kelime etmek istiyorum. Tabii Manisa'nın en önemli can damarlarının giriş çıkış noktalarından biri. Şehrin mevcut trafiğinin elektrik sinyalizasyon sisteminin ortadan kaldıran bir kavşak düzenlemesi.
Tahmin ediyorum süre itibariyle 4 ay içerisinde inşallah hızlı bir şekilde o kavşağında hizmete girmesi, hayata geçmesi hedeflerimiz arasında. İnşaat başladı. Tabii ilk günler biraz trafik noktasında vatandaşlarımız abonden oldular. Ama hem garajın içerisinden hem de orada AŞ'nin oradan açmış olduğumuz çıkış noktalarıyla artık herkes gideceği noktayı çok iyi biliyor. Bu arada tabii Gediz kavşağına ilgili de hemen bir iki satır söyleyeyim. Orada akıllı kavşak sistemini uygulayarak mevcut Gediz kavşağında artık trafik yoğunluğunu hızlı bir şekilde akabilmesini ikiye katladık. Yani 30 saniye beklerken şimdi 15 saniye bekliyorsunuz veya yarım dakika beklerken bir dakika daha önceden bekleniyordu. %100 bir iyileşme sağlandı. Bunun yanında değerli Şehzadeler Belediye Başkanımızla ortak proje olarak hayata başlattırdığımız Sümer Park rekreasyon alanları projemizde bebeğin hızlı bir şekilde çalışmaları, ihalesi tamamlandı ve inşaatları başladı. İnşallah en kısa süre içerisinde de Manisa'ya yani çok güzel bir tesisi değerli Ömer Faruk Çelik Başkanı'yla beraber inşallah hep beraber sizlerin de katılımıyla güzel bir açılışla Manisa'lı insanlarımıza, evlatlarımıza, gençlerimize kazandırma imkanını kavuşacağız. Yine Manisa'nın olmazsa olmazlarından en önemli trafik sorunu biliyorsunuz. Şehrin içerisinde sabah ve akşamüstü pik saatlerde muazzam bir servis araç kilitlenmesine sebebiyet veren trafik sıkışıklığı var. Manisa'nın içerisinde belli güzergahlarda, ana arterlerde bu arterler hedef olarak belirlendi. Elektrikli otobüs uygulamasıyla ilgili çalışmalarımız artık son hat safhadayız. Son noktadayız. Bununla ilgili bütün güzergahlardaki gidiş gelişler dahil olmak üzere, parklanmalar dahil olmak üzere, otopark yapılabilecek olan noktalar ve bunun yanında bu caddelerdeki araçların tercihli yol güzergahında kullanmak sebebiyle parklanmaların kalkmasından mevcut birkaç noktada yeni tam otomasyonlu sistemli biliyorsunuz otoparklar var. Bunların Manisa'da yapılması şu anda hazırlıkları devam ediyor. 2018'in başlarında inşallah elektrikli otobüsleri şehrin içerisinden OSB'ye mevcut sabah bu pik saatlerde dediğimiz saatlerde ve diğer gün içerisinde şehrin içerisinde yine dolaşmak suretiyle bu otobüslerimizi çevreci otobüsleri inşallah Manisa'da hayata sokma noktasındayız. Yine bunun yanında maske olarak yapmış olduğumuz Saleli ve Turgutlu geçtiğimiz 15-20 gün öncesi açılışını yaptığımız arıtma testlerimizi hayata geçirdik. Manisa Merkez, Gördes ve Soma arıtmaları da şu anda epey ilerlemiş durumda. Manisa'da %65'lerdeyiz. Soma'da bildiğim kadarıyla 85-90'lardayız. Yine Gördes aynı şekilde. İnşallah en kısa süre içerisinde çevreci bir il olmamız sebebiyle Gediz'de balıkların ürediği ve suların berrak aktığı bir Gediz'i hayal etme duygusuyla. Tabii zaman geçiyor, yıllar geçiyor. 2012'den çok önceki yıllarda bunlar hep söylenmişti. Geçen belediye başkanlığı döneminde söylenmişti. Tabii mevzuatlar, kanunlar, bakanlık izinleri, ihale süreçleri, bunların hepsi proje hazırlanmaları bir süreç alıyor. Maalesef bu tarz yatırımlar epey bir zaman alıyor ve izne tabi olması sebebiyle, ÇED raporları sebebiyle. Çok şükür Manisa bunların hepsini artık geride bıraktı. Manisa merkezde bu sene bitirme hedefleri arasında merkez itibariyle. Yine maske olarak yapmış olduğumuz kısa başlıklar olarak geçiyorum. Mazur görün. Hepsini saymak aksi bütün gece burada konuşmamız lazım.
Yine 100 tane mahallemizi biliyorsunuz altyapı itibariyle köyleri bilhassa eski köyler yeni adıyla mahallelerimizin ilçelerde yapmış olduğumuz 100 mahalleyi bitirme noktasına geldik. Şu anda bunun 80-85 tanesinin hatta üst yapısı da bitti. Son 10-15 tanenin daha taş aşamaları bir kısmında son noktalarda altyapısı devam ediyor su noktasında. Yeni 154 mahallenin ihaleleri başladı. Yani bunlar aşağı yukarı 200 milyonun üzerinde bir yatırım. 12-13 tane büyük belde ve gerisi de tamamı ilçelerimizde 7'şer 8'er 10'ar tane tespit ettiğimiz alandan aldığımız ve yerinde hazırlanarak projeleri bir fiil bir sene içerisinde bunların hepsi ihaleyle yaptırılıyor. Bunların tamamlanması artık bitti ve 2-3 ilçemizin de şu anda ihalesi de yapıldı. Süreçleri inşallah herhalde itiraz gelmediği takdirde bu ihalelere de tahmin ediyorum bir ay içerisinde bir ummalı çalışma bu köylerimize de başlamış olacak. 154 mahalleyi daha inşallah altyapı itibariyle. Tabii sadece altyapı mı? Altyapısı yapılan bu mahallelerimizin üst yapılarını da tamamlayarak çıkıyoruz. Tabii oralarda bu yatırımlar yapıldığında foseptik noktasında bazı sıkıntılarımız da yaşıyoruz. Artık detaylara girmeyeyim. Yine biraz önce Büyükşehir Meclisi'nde de ifade ettiğim gibi değerli başkanlarımıza da kitap çık halinde verdik. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde yapmış olduğumuz asfalt çalışmalarına ilgili bilgileri sizlerle paylaştım. Bu sene de inşallah ihalesine itiraz herhalde şu anda söz konusu mu bilemiyorum son durumunu. Ancak 1-2 ay içerisinde yine 2017 yazı itibariyle Manisa'da 100 milyon TL'ye yakın yeni asfaltı inşallah yine hizmet olarak 17 ilçemizde belirlediğimiz yol güzergahlarında önceliğe göre tabii bunlar hazırlanıyor. Yolun durumuna göre hazırlanıyor. Gönül istiyor hepsinin tamamını bir anda yapmak ama hem para gücü hem de imkan meselesi. Açıdan buradan bunun da müjdesini vermiş olayım bir kere daha. Tabii bu geceler özel geceler. Birlikte olmak gerçekten çok güzel. Rabbim hepimize bundan sonraki süreçte sağlık sıhhat versin. Nice Ramazanları inşallah bizlere nasip etsin. Ve hep beraber bu sürede geride kalan süremiz içerisinde Büyükşehir Meclisi'nde Manisa için hep beraber el ele güzel hizmetlere imza atalım. Arkamızdan da şöyle Allah razı olsun lafını duyabiliyorsak bizim için en büyük mutluluk da bu. O yüzden bu akşam bütün değerli dostlara, burada bulunan hazırlığa, bütün başkanlarıma ben bir kere daha katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah bizleri yolumuzdan ayırmasın. Güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar.